Merhaba arkadaşlar, bir Fusion dersiyle daha beraberiz. Bu dersimizde Fusion'da arkadaşlar bir boyama araçlarını göreceğiz. Bu boyama araçları içerisinde klon aracı vardır. Bu klon aracını bir tanıyacağız. Nedir klon aracı arkadaşlar? Diyelim ki siz videonuzda bir yeri seçtiniz, bir mekanı seçtiniz. Orada belli başlı istemediğiniz ögeler var o video içerisinde. Bunları bu klon boyama aracıyla ortadan kaldırabilirsiniz. Yani bir noktada videoya Photoshop uygulamak gibi bir şeydir bu arkadaşlar. Fusion gerçekten bu noktalarda çok ama çok yeterli bir program. Şimdi öncelikle arkadaşlar şurada bakın yukarıda görüldüğü üzere bir LD kısa yolu var. Bu LD kısa yolumuz neydi? Load demekti. Yani load neydi arkadaşlar? Yükle demekti. Ben şimdi buna tıklayarak dosyamın yani medya dosyamın bulunduğu klasörü açacağım. İçinden videoyu bunun içerisine yani Fusion içerisine aktaracağım. Evet arkadaşlar kayıtlar dosyamı açıyorum. Video MP4 diye bir dosyam var ki bu dosyayı sizinle paylaşacağım. Open diyorum. Bakın bu video artık Fusion içerisine atılmış oldu. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Bu videoyu şimdi artık bu düğüm içerisine yerleştirdik. Ben bunu ne yapmam lazım? Şu bölümde arkadaşlar bunu şu bölümde görüntülemem gerekecek. Ön izleme yapmam gerekecek. Bunun için arkadaşlar ne yapıyorum? Şurada görülen iki tane siyah dairemiz var. Bu sol tarafta ön izleme yaptırır. Şu sağ bölümdeki de sağ pencerede ön izleme yaptırır arkadaşlar. Ben şu soldakine tıklayarak burada videomu açıyorum. Şimdi şu bölümde fit vardır dikkat ederseniz. Yani sığdır demektir. Buna basarım ya da bu ekran seçiliyken Ctrl F'ye basarım. Videoyu burada bir sığdırırım. F4 ile arkadaşlar ne yaparım? Tam ekran yaparım. Şimdi videoyu Space yani boşluk tuşuna basarak oynatayım. Bakın videomuzda ne var arkadaşlar? Böyle bir sokak çekilmiş. Benim yapacağım şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şurada görüyorsunuz ki kapaklar var. Hani asfaltlarda bunlar olur. Diyelim ki sizin çektiğiniz yerde hani bir videoda böyle bir şey var ve siz bunları ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Hani bu resim değil ki Photoshop veya GIMP'te ki benim derslerini vermiş olduğum program GIMP'tir biliyorsunuz. GIMP'te klon aracıyla buralardan kurtulabilirsiniz ama resim olarak kurtulabilirsiniz. Yani şurası şöyle bir resim karesi olur. Bunlardan kurtulabilmek mümkün olur. Ancak videoda nasıl yaparız bunu arkadaşlar? Şimdi göreceğiz. Şimdi F4'e basıp tam ekrandan çıkıyorum. Durduruyorum arkadaşlar ESC ile oynatmamı. En başa alıyorum. Bakın şurada en başa alma düğmem vardır. Buna tıklayarak videoyu en başa alıyorum. Ardından arkadaşlar şuradaki video düğümüm bakın seçiliyken şuradan bu video düğümüm seçiliyken arkadaşlar Ctrl Shift ve boşluğa basarak Select Tool yani burada araç seçeneği kutusunu açıyorum. Yani Select Tool diyor bakın. Araç seçin diyor. Yani araçların bulunduğu burada birçok araç var. Onu seçin diyor. Ben burada Paint yazacağım arkadaşlar. Bakın Paint yazıyorum. Yani boyama demektir. Şurada bir kere de buna tıklarsam altta da bakın zaten görünüyor. OK diyorum. Otomatik olaraktan arkadaşlar Paint düğümünde bunun içerisine atmış olduk. Şimdi ben bu Paint işlemini yapabilmem için şu bu sağ taraftaki penceremde de bunu ön izleme haline getirmem lazım. Ne yapıyorum? Şuradaki bakın artık sağ taraftaki pencere olduğu için şuna arkadaşlar. Yani şu sağda bulunan artık ne yapıyorum? Tıklamam gerekiyor. Ben farklı bir şey yapacağım. Şunu sürükleyeceğim arkadaşlar. Şu ekranı buraya bırakacağım. Yine burada da arkadaşlar Ctrl F ile de fit edebilirim. Ya da şurada dikkat ederseniz fit var. Buna basarak burada fit edebilirim. Şimdi arkadaşlar burada bakın çeşitli seçeneklerimiz var. Hangi seçeneklerimiz var? Bunlara bir bakalım. Şu sağ tarafta çeşitli çizim araçlarımız var dikkat ederseniz. Bu çizim araçlarından belli başlı olanları seçeceğiz şimdi. Bakın ben buradan arkadaşlar şurada ne yazıyor mesela? Stroke yazıyor. Bu stroke'a tıklıyorum bir kere. Ardından şu sağ tarafta bakın
dikkat ederseniz Apply Controls denilen bir yer var. Şunu seçeceğim. Bu da arkadaşlar klon aracıdır. Yani klon neydi? Bir şeyi kopyalama aracı. Belli bir bölgedeki yerin bir numunesini alır. Diğer yere bunu kopyalar arkadaşlar. Şimdi şuraya geliyorum. Bakın şurada benim fırçamın boyutu gözüküyor. Ben buradan Brush Controls bölümünde, bakın şurada Brush Controls diyor. Yani fırça kontrolleri diyor. Fırça kontrolünde fırçamın soft olmasına dikkat ediyorum. Size'ı birazcık arkadaşlar artırıyorum. Bakın bu sol tarafa, ekrana da geldiğimde buraya bir kere tıklarsak bunun ne kadar büyüdüğünü görüntüleyebiliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bakın ne yapacağım? Burada bir F4 diyorum. Burayı bir büyütüyorum. Şurada kontrole basılı taraftan arkadaşlar şurayı fare tekerleğini ileri sürükleyerek burayı biraz yakınlaştırıyorum. Bakın şimdi alta basılı tutacağım arkadaşlar. Alta basılı tutup şuradan, şu bölümden herhangi bir yerden bir numune alacağım diyelim. Nereden alayım? Şuradan alayım. Bakın gelip bu kapağın üzerine arkadaşlar yavaş yavaş şöyle ne yapıyorum bunu? Şöyle sürütüyorum kapağın üzerine. Hatta böyle bir geriye alayım arkadaşlar. F4'le şuradan çıkayım. Biraz şu size'ı, yani fırça boyutunu biraz küçülteyim. Tekrar F4'le geleyim buraya. Şurada bir yerde, en iyi yerden örnek almaya çalışalım arkadaşlar. Bakın. Şuradan örnek alıyorum. Şu bölümü mesela ne yapıyorum arkadaşlar? Kapatıyorum. Kabaca. Yani çok fazla üzerinde oynamamıza gerek yok. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Bakın. Bunu yaptıktan sonra F4 ile buradan bir çıkıyorum. Şuradan kontrol ve hani tekerleği geriye sürükleyerek buradan biraz uzaklaşıyorum. Fare tekerleğine basılı tutarak da ortadaki arkadaşlar burada panning, yani kaydırma yapabiliyoruz. Şuradan artık seçim aracını seçiyorum arkadaşlar. Yani artık seçim aracına geliyorum. Buna tıklıyorum. Şuradan arkadaşlar bakın bir seçim yapacağım. Şuraya geliyorum, şu bölüme, yani şu bölüme bir yere geleceğim. Şuradan başlayaraktan bir tane şöyle bir seçim yapacağım arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Burayı sürüklüyorum. Şurada bir seçim yapıyorum. Burada seçim yapınca görüyorsunuz arkadaşlar. F4 diyorum. Biraz yaklaşıyorum. Şurada bir dairemiz oluştu. Küçük bir daire. Yani benim bu boyama işlemini yapmış olduğum yerdeki bu bölümü seçmiş oluyorum. Az daha yaklaştığım zaman görürsünüz. Bakın üzerinde bir tane oklar da var. Bunu istediğim yere de aslında taşıyabilirim. Ben bunu taşımayacağım. Bakın biraz uzaklaştırınca daha bir belli oldu. Şu anda dikkat ederseniz arkadaşlar nerede? Şurada gözüküyor bu seçim aracımız. Ctrl F dersek tabi sığdırabiliriz. Buradan diyelim ki arkadaşlar ben çıkıyorum. Bakın şurada aşağıda Stroke Controls var. Bu sefer bu fırçanın hani baskı kontrolleri bölümü var. Burada Center denilen bir yerimiz var arkadaşlar. Bakın merkez denilen yerimiz var. Şimdi bunun üzerine sağ tıklıyoruz. Ardından modify with, yani bir şey ile düzenle anlamına geliyor. Şuradan arkadaşlar modify with'e tıkladıktan sonra şuradan tracker position diyerekten buraya bir tane ne ekliyorum arkadaşlar? Bakın tracker, yani izleyici ekliyorum. Şimdi buraya izleyici ekledim. Bunu ne için yaptım? Amacını da söyleyeyim. Bu seçilmiş olan, yani klonlanmış araç üzerine bir tane tracker ekledim ki o tracker'ı, yani o klonlanmış bölgeyi, kopyalanmış bölgeyi kamera hareketiyle beraber sürekli orada tutsun, o bölgede tutsun. Yani bunu sağa sola kaydırmasın. Şimdi bakın şu yukarıda sağ üst tarafta arkadaşlar ne var? Modifiers bölümü var. Buraya geliyoruz. Burada track bölümüne geliyorum. Şimdi burada track bölümüne geldikten sonra arkadaşlar bakın şurada tracker source bölümü var yani. Burada ben videoma geliyorum. Şuradan sürükleyerekten bu videoyu şuraya bırakıyorum. Bu bölüme bırakıyorum. Bakın burada hemen gözüktü arkadaşlar. Yani şu bölüme birazcık yaklaşmak istiyorum. Bu bizim kapağımız. Kapağımızın tam olarak hani burada üzerine bunu getirerekten bunu tarayacağız. Ama o kopyalanmış olan bölümü bu kapağın üzerinde sürekli olarak tutacağız. Ardından arkadaşlar şu bölümde bakın tarama bölümümüz vardır. Şu bölüme şuna tıklayaraktan da artık
bu eklemiş olduğumuz tracker, yani izleyiciyi, takipçiyi arkadaşlar oraya iliştireceğiz. Track forward diyerekten bunu yapıyorum arkadaşlar. Bakın biraz süre geçecektir. Şimdi dikkat ederseniz işlemimiz yapılıyor. Şu ekrana biter bitmez arkadaşlar render completed bakın uyarısı geliyor. Buna tıklıyorum. Şuraya tekrardan geliyorum. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. F4'e geliyorum. En başa alıyorum ve videomu bir oynatıyorum. Bakın. Şimdi videoyu oynattığım zaman dikkat ederseniz o kapağı tamamen kaybolmuş olarak görüyorsunuz. Şu bölüme bakarsanız kapak artık orada yok. Çünkü bunu şöyle açıklayabiliriz. Benim şuralardan kopyalamış olduğum yer kapağın üzerine ne yaptı? Taşındı. Tracker ekleyerek, yani izleyici de ekleyerek arkadaşlar bu bölüme, takipçi de ekleyerek bu klonlanmış olan bölümü sürekli nerede tuttuk? Bu bölümde tuttuk. Yani kamera nereye hareket ederse etsin bu klonlanmış olan, kopyalanmış olan bölüm burada her zaman duracak arkadaşlar. Çok güzel oldu çalışmamız. Bakın durduruyorum. Başa alıyorum arkadaşlar. F4 ile tekrardan çıkıyorum. Tools bölümüne yukarıdan tekrardan geliyorum. Buradan arkadaşlar tekrardan stroke'a tıklıyorum. Bakın. İstersek şuradan bunu da kaybedebiliriz. Şuradakini bakın. Bir deneyelim isterseniz. Tekrardan klondayken alta basılı tutaraktan şöyle bir büyütüyorum F4'e basarak. Alta basılı tutaraktan şuradan ya da şu bölümden bir tane örnek alıyorum. Üzerine arkadaşlar şöyle bir geliyorum. Çok yavaştan, hafiften. Şöyle bunu da ne yapıyorum arkadaşlar? Ortadan kaldırıyorum bakın. Şimdi bunu da kaldırdık. Güzel. Şuradan seçim aracını tekrar seçiyorum. Şu bölümden arkadaşlar alttan bir yerden sürükleyip yukarıya doğru şöyle şu bölümü de seçili hale getiriyorum. Bakın seçtikten sonra artık bu da bakın hem burası vardı seçilmiş oldu. Şimdi bu var. Buna da aynı şekilde F4 ile buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Fit diyebiliriz burada. Buna da aynı şekilde arkadaşlar ne yapıyorum? Center'a geliyorum. Aynen stroke bölümünde. Modify bitti. Tıklayaraktan şuradan bakın. Tracker position diyerekten buna da bir tane tracker yani takipçi ekliyorum. Ardından arkadaşlar tekrardan modifiers'a geliyorum. Burada bakın track 2 yazar. Şu aşağıda bir yerdedir. Bu diğeri neydi arkadaşlar? Diğeri track 1'di. Bu da track 2. Aynı işlemi bunun içinde yapacağız. Track 2'ye tıklıyorum. Şurada tracker source diyor. Yani takipçinin kaynağı diyor. İzlenecek kaynak. Videomun üzerine tıklıyorum. Bunu sürükleyip bu boşluğa şu bölüme bırakıyorum. Bakın bu sefer yine altında ön izlemede gösterdi. Bu kapağımız hedef olarak görünmekte. Şimdi tekrardan arkadaşlar burada yine şu bölümde hani ileriye doğru izle, takip et özelliği var. Buna tıklıyorum. Burada da arkadaşlar izleme yaptırıyorum. Birazdan ekrana render tamamlandı seçeneği gelecek. Şuraya tıklıyorum arkadaşlar. F4'e basıp Ctrl F'ye basıp burayı genişletiyorum. Geriye alıyorum ve videoyu oynatıyorum. Bakın arkadaşlar görüldüğü üzere artık o iki kapaktan eser yok. Bakın tamamen o kapakları yerde bulunan kapakları ne yaptık ortadan kaldırdık. Tabii bunu arkadaşlar birçok şey için kullanabilirsiniz. Mesela şuradaki yazıları beğenmediniz diyelim. Buradaki yazıları şurada bulunan yazıları değiştirebilirsiniz. Şu oku ortadan kaldırabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili yine derslerim olacak. Mesela şu yol çizgilerini boyayarak ortadan kaldırabilirsiniz. Ben burada arkadaşlar ne yaptım? Klonlama aracını kullandım. Yani kopyalama aracını kullandım. Boyama da var. Mesela istediğiniz yeri boyayarak da değiştirebilirsiniz. Gayet güzel bir çalışmamız oldu. Şimdi F4 ile buradan çıkıyoruz arkadaşlar. SC ile durduruyoruz. En başa alıyoruz. Şurada en son bu Paint düğümümüz seçiliyken gelelim bunu arkadaşlar dışarıya video çıktısı olarak ayarlamaya. O seçiliyken şurada yukarıda arkadaşlar bakın ne var? SV var yani Saver. Buna tıklıyorum. Saver'ı seçiyorum. Burada genelde
arkadaşlar problem yapıyor Fusion dediğim gibi. Şuradan image files değil de QuickTime seçiyorum. Ben buna farklı bir isim deneyeyim önce. Mesela sonucumuz diyelim. Sonucumuz MP4. Hani onu da koyalım. Save diyelim. Bir bakalım. Eğer kaydederse, kaydetmezse arkadaşlar D bölümüne kaydederim. Fusion'da dediğim gibi bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Bir de belli çözünürlükteki video dosyalarını, daha önceki Fusion dersinde hatırlarsanız, belli çözünürlüktekileri kabul ediyor. Biraz açıkçası hassas bir program. Şimdi buradan arkadaşlar aşağıda render'a geliyorum. Şuradan render'a tıklayacağım. Bir bakalım. Büyük ihtimal olmayacaktır ama şurada preview var, yani ön izleme var. Şurada final var. Burada start render'a basacağım. Bir bakalım. Belki kaydedebilir. Bakın render tamamlanmadı. Dediğim gibi arkadaşlar yani sıkıntı var. Burada bu sonucumuz açılıyken, bakın açılmışken ben şuradan browse diyerekten farklı bir yer seçeceğim. Buna sonucumuz diyeceğim. Bakın burada ben D'ye geliyorum arkadaşlar. D'de buna sonucumuz diyorum. Kayıt altına alıyorum. Bir kere daha deniyorum arkadaşlar. Start render diyorum. Bakın bu sefer kayıt yaptı. Yani ilginçtir. Şimdi ben bu kayıt olan dosyayı arkadaşlar yine kayıtlar dosyamın içerisine atıp karşılaştırmasını sizinle yapacağım. Render completed dedi arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar şuradan kayıtlar klasörüm içerisine geliyorum. D bölümünden sonucumuz videosunu kayıtlar klasörü içerisine aldım. Bakın şimdi önce arkadaşlar videoyu bir oynatıyorum. Bakın kapaklarımız burada, dikkat edin. Evet. Videomuzun sonuç halindekini açıyoruz arkadaşlar. Bakın kapaklardan eser yok. Ve herhangi bir sırıtma da söz konusu değil. Gerçekten Fusion arkadaşlar oldukça güzel bir iş çıkarıyor. Zaten arkadaşlar Hollywood filmlerinde de güçlü firmalar tarafından da kullanılan bir program Fusion. Kapakların artık oradan kaldırıldığını görüyoruz. Böyle bir görsel efekt klonlama yoluyla da eklemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar unutmuyorsunuz. Videolarımı beğendiyseniz, çok zor bir şey değil arkadaşlar. Hani fareyi beğen butonunun üzerine götürüp beğen butonuna basmak gerçekten saliseler alacak bir şey. Üşenmeyelim. Videolarımızı arkadaşlar beğenelim. Bu da dediğim gibi, çünkü her beğenilen video, her abone olan kişi kanalıma da arkadaşlar daha bir değer katmış oluyor. Dışarıdan gelen yeni kullanıcılar için de güzel bir kanal tanıtımı olmuş oluyor açıkçası. Kanalımın gelişmesini, yeni yeni videoların eklenmesini de istiyorsanız zaten bunu yapmaktan arkadaşlar kendinizi alıkoymayınız diyorum. Tavsiyede bulunuyorum. Yeni derslerde arkadaşlar buluşmak dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.